Merhaba arkadaşlar. Kıraç kalbiniz halka arz oluyor. Bununla ilgili ayrıntıları sizinle paylaşmak için karşınızdayım. İsterseniz hemen başlayalım. Halka arz fiyatı 24 TL olacak arkadaşlar. Eş dağıtım yöntemiyle halka arz oluyor. Yani eş dağıtım yöntemi neydi? Tüm işte kaç lotsa başvuran kişi sayısına bölünüyor ve herkes aynı sayıda hisse veriliyor. Eğer bir tavan serisiyle başlarsa, kimse de elindekini satmazsa, alıcılar da biriktiği için bu tavan serisini yapmaya devam etme şansı oluyor. Bu yüzden de küçük yatırımcı için biraz avantaj oluyor aslında baktığımızda. Ama işte son zamanlarda bu performans biraz bozulduğu için artık yatırım sayısı da azalmaya başladı halka arzlarda. 45 milyon lot olacak arkadaşlar. Buradan hemen bakalım. Info yatırım aracı kurum pazarda, ana pazarda değerlenecek. Halka arz şekli sermaye artırımı şeklinde olacak arkadaşlar. Buradan gelen parayı nerede kullanacaklar? Hemen ona bakalım. %40 işletme sermayesinde, %35'i yeni tesis yatırımında, %15'i finansal borç ödemelerinde. Son zamanlarda biliyorsunuz halka arzlar çoğunluğu finansal borç ödemesi için kullanılıyor. %7,5 makine yatırım finansmanı, %2,5 da yurt içinde pazar payının artırılması için kullanacak arkadaşlar. Baktığımızda fiyat istikrarı plan bulunmamakta. Satmama taahhütü var. Yine 1 yıl ihraççıların, 1 yılda ortakların satmama taahhütü var. Halka açıklık oranı bu halka arzdan sonra %26 olacak arkadaşlar. Halka arz büyüklüğü ise 1 milyar TL. Bireysel eş dağıtım yöntemi olacak ve T1 T2 kullanılamaz. Yani ya yeni bir para ekleyeceğiz ya da elimizdeki bir hisseyi satacaksak 3 gün önceden satacağız ki bu halka arza başvurabilelim. Yani elimizdeki bir hisseyi satıp hemen başvuramıyoruz. Bir sonraki günde başvuramıyoruz. İkinci gün yani 2 gün tamamlandıktan sonra parayı kullanabiliyoruz ya da yeni bir para yatırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde eğer faydalı bulursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. İyi günler.